Dostlar merhaba. Merhaba Ertuğrul. Merhaba. Ne yapıyoruz bugün? Feke barajına gidiyoruz abi. Evet, bugün yine yollardayız. Yolumuz bugün de Feke barajına düştü. Geçen hafta Çatalan barajındaydık. İnşallah videomuz yarın yayına girecek. Çatalan barajı videomuz. Biz şu an Feke barajında gidiyoruz ama bugün iki kişiyiz. Niye acaba? Üçüncü şahıs Sayın Beyli'yle geldi. Kim olabilir bu şahsiyet? Özçağ'cığımız bizi Feke barajında bekliyor. İnşallah bu akşam Feke barajında kamp yapacağız. Ama balık yapmalamak için bugün. Özellikle Ertuğrul, ben bugün abi dedi balık yiyeceğim. Yarın dedi inşallah. Bugün Ertuğrul için mücadele edeceğiz. Ona balık yemesine vesile olacağız inşallah. Ama limitler dahilinde. Evet dostlar, şu an Dağcağı geçecek, Sulağan'dayız, Horzum'a doğru geliyoruz. Yani etrafımızda o kadar muhteşem bir manzara var ki, Çukurova ve özellikle Toroslar o kadar güzel ki, şu an yemyeşil. Özellikle yol kenarlarında görüyorsunuz, belediye başkanlarımız çok çalışıyor, muhtarlarımız çok çalışıyor. Hep zakkum ekmişler, çiçekler açmış kırmızı. Yani gerçekten herkes çok çalışıyor burada. Ben biraz da göstereceğim size bu güzellikleri. Çınar ağaçları, çam ağaçları, zakkum bahçeleri. Yemeyeceğim. Çağdaki arkadaşlar diyor, balıkçı dostlar, ne kadar güzel yerler, meralarınız ne kadar güzel. Evet, gerçekten çok güzel ama şunu da itiraf edelim, bu meraların, bu güzelliklerin maalesef kıymetini bilemiyoruz. Bunu meramıza gittiğimizde Feke Barajı'nda çok iyi anlayacaksınız, çok iyi göreceksiniz dostlar. Hadi bakalım meramızda görüşelim. Evet, meramıza geldik. Özçağ üstad oltalarını atmış. Kısmetini bekliyor. Bu arada var mı bir şeyler Özçağ? Sen yeni geldin abi, ama. Limit altı bir seyir aldım, geri bıraktım. Geri bıraktın mı onu? Bıraktım abi. Yakışanlığı yapmışsın ya. Akşam yemeği. Ha. Hadi hepimize rastgele bakalım. Bir tane aldım.
He. Mesaj gönderiyor. Şey oldu mu gençler? Oldu abi. Ocağımız tütüyor. Çay güzel olmuş. Ya Turulcu benle sağlam. Turul merhaba Ertuğrul. Mustafa'cığım yok bugün ama ya. Yapacak bir şey yok abi. Vay. Onsuz tadı olmuyor ya. Ses de yok. Bu yok tadı. Cidden mi lan? Konuşan kimse yok. Habire mesaj atıyor. Oltaları suya attınız mı? Balık var mı? İkide bir de. Ne anladım ya, yeni geldik daha. Ona çekip birazdan atacağım. Evet. Balığı çekersin. Canlı yayında hem böyle. Evet. Mustafa bekle bizi Mustafa. Bak Özçağ kardeşin senin için uğraşıyor orada. Hadi bakayım bir daha. Ne güzel burada Özya, şey Ertuğrul. Yok yok yok, almış. Hadi bakayım. Ya Allah ya, bismillah. Zil. Ay, o, git, kenarda hemen duruyor, o durun. Özya o zili araya gitmesin hemen. Şu odunun o, bak parmağımın ucuna git. Balıktan mı kurtuldu yoksa lan? Kurtmuş abi. Yapma be. Dağılmıyor lan. Büyük boyluya vurmuş kırmızı. Çift boylu vardı. Nerede? Özçay yem ne vardı onda? Mısırla hamur mu var? Boylu takacağım ya. Küçük balık buluyor. Yani evet. Mısırla hamura küçük balıklar buluyor. Bence de boylu tak. Boylu tak. Hadi kolay gelsin bakayım. Özça, ne bu bizdeki şanssızlık mı? Abi bilmiyorum. Ulan geldik. Ne güzel. Tam vuruş da başladı. Yani bu rüzgar.
Yağmur mu getirecek? Ne yapacak rüzgar? Abi bizde şans yok ya. Yağmur da ya. Şans mı yok? Kısmet mi yok? Kafamıza yıllarında hani, düşer. Yani ben anlamadım ya. Bizdeki bu... Yani... Allah'ım yarabbim ya. Bir derin hocaya gitmek lazım abi. İyi bir hoca bulmak lazım. Ya. Yok yani... Belki biz hava durumuna mı bakmadık bugün? Ama şey gösteriyordu. Abi baktık bugün güneşliydi. Yarın güneşliydi. Yarın yağmur gösteriyordu. Hava birden kapandı. Hava birden kapandı. Rüzgar başladı. Yağmur gelecek gibi duruyor. Yukarılara bakalım. Yani yapacak bir şey yok. Kısmetimizde yani ne varsa. Yağmur yağsın da abi şu rüzgar dursun yani. Evet. Tam balık fıtırdamaya başladı. Yani nereye gidersen git. Çatalan'a gidersen git. Menge, Feke, Kozan Barajı. Rüzgar çıktı mı balık vuruşu duruyor ya. Duruyor abi valla. Bakalım kısmet yine de. Çayımızı içmeye devam edelim. Çayımızı içmeye devam edelim. Var bir de. Ertuğrul ne var ne yok? Abi yağmura kalmadan toplanak dedi. He, bıraktın mı balığı? Bırakmadım orada. Bırakacağım. Hani şeyde mi? Aynen. Hem bırak onun da ya. Yani hava çok bozdu. Limit tam. Tamam ama bırak. Alo. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Dostlar merhaba. Feke Barajı'nda önceden de söylemiştik. Geldik. Güzel vuruşlar başladı. Ama birden müthiş bir rüzgar çıktı. Saat 9.30'a kadar rüzgar hiç durmadı. Bu sefer rüzgar durdu. Yağmur, müthiş bir yağmur başladı. Mecburen hemen 10 dakika sürmedi raporlarımız. Nereye gidiyoruz Ertuğrul'cum? Kötün. Sayın Beyli Kötün'e geldik. Bu akşam burada Özçağ'ın misafiri olacağız. Özçağ Kötün'de öğretmenlik yapıyor. Bakalım nasıl ağırlayacak bizi. Videomuz içinde bu da olacak. Ha belki sabah eğer ki yağmur durursa farklı bir merada da deneyebiliriz. Videomuzu devam ettirebiliriz. Ancak devam ederse de yapacak bir şey yok. Kapanışı yarın yaparız o zaman. Özcan köyünde görüşelim. Evet dostlar. Biz şu an köyün adı Kötün. Kötün. Eski adıyla Kötün. Şimdiki adıyla Mahmutlu Köyü. Mahmutlu Köyü'ndeyiz. Özcan Köyü'ndeyiz. Sıcaklık gelirken 16 dereceydi. Evet. Yağmur da yağıyor. Ya müthiş bir hava, tertemiz. İnşallah sabah güzel, daha güzel görüntüler olacak. Ama akşam devam ediyor hala. Ertuğrul'cum bu ne oluyor? Duramadık. Bu göbek eriyor ama kıyamıyor eritmeye göbeği. Biraz devam etmeye çalışıyor. Patates kızartması közde sobada. Afiyet olsun bakalım. Erimiz de var. Erikler de çıktı. Oldu. Şey de var. Kiraz da var. Evet. Kiraz da var. Sabaha görüşürüz bunları daha net, daha güzel görüntüler, evet, mükemmel abi. Bir manzara var. Diyor Özçağ. Çok güzel manzara. Göreceğiz evet. İnşallah sabah bakalım. Hadi kolay gelsin. Hazırlayın şu çayı bana. Hadi. Dostlar günaydın. Sayın Beydil'in Kötün Köyü'nden, Torosların zirvesinden. Dün akşam Özçağ kardeşimin misafiri olduk. Köyünde, lojmanda, okulunda. Burası okulu. Burası da lojmanı ve çardağı. Sayın Müdürüm nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Müdür, öğretmen, müstahdem, hizmetli, bir okulun olması gereken her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Demirbaşı. Burası Türk Büyükleri köşemiz abi. Hı hı. Bütün Türk Büyüklerimiz burada. Evet, sınıflara da bakalım. Burası boş sınıf. Burada oyun alanı yaptık. Satrançlarımız falan başladı. Çok güzel. Yani gerçekten güzel dizayn edilmiş. Yani
genelde gördüğümüz eskiden köy okullarına girdiğimizde imkansızlıklar vardı. Şimdi ya. Evet. Evet. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Oo, biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizler de öğretmeniz çocuklar. Sizin köylerde çarşamba günü de ders var biliyorsunuz. Ama bizde çarşamba günü uzaktan eğitim var. Biz de birazdan bilgisayarlarımızı açacağız çocuklara buradan. Uzaktan eğitim vereceğiz Ertuğrul öğretmeninizle birlikte. Nasıl, öğretmeninizden memnun musunuz? Evet. Evet. Öğretmeniniz maşallah çok dinamik, genç, azimli bir öğretmen. Hepinizde de böyle pırıltılar görüyorum. Hepinizin dersleri herhalde çok iyi. Değil mi? Evet. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Çekim yaptım. Herhalde bir sakıncası var mı çocuklar size? Yok. Tamam. Tamam. Hadi size iyi dersler. Biz teşekkür ederiz çocuklar. Dostlar merhaba, günaydın hepinize. Evet, dün yağmura yakalandık. Dedik ki akşamı Özçağ kardeşimin yanında geçirelim, Sayın Bey'le. Ondan sonra da geldik tekrar yine Feke Barajı'na. Ege Barajı'nda şu an köprünün hemen sağ tarafındayız. Burada güzel mera. Fakat biz ilk defa burada avlanacağız. Bakalım onun sonuçlarını da sizinle paylaşacağız. Önce bir meramızı tanıyalım. Evet, dün biz tam şu karşıda, şu gördüğümüz tepenin alt tarafının eteklerindeydik, şuradaydık. Bugün de onun tam karşı istikametindeyiz. Bugün hava güzel. Bakalım, inşallah vuruş alabileceğiz mi bakalım. Kuruttu abi, beyer turuncu sizi. Balıklar. Thank you.
Kamışın uzun biraz da. Dostlar merhaba. Feke maceramızı sonlandırdık. Yaklaşık 2 gündür Feke'deyiz. 2 gündür 2 farklı merayı denedik. Fakat bütün olumsuzluklar da bizle beraberdi. Ha, vermeyince de Rabbim olmuyor bazı şeyler. Yani her şeyi denedik. Solucan, hamur, boyeli, mısır. Aklınıza gelebilecek tüm yemleri denedik. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Olmazsa da olmuyor. İnşallah başka bir merada bu neyimizi telafi ederiz. Eksikliklerimizi telafi ederiz. Bugün balık yok maalesef. Özellikle olmasını isterdik ki buradan Limancı Abba'ya, Ahmet Güller'e, Ahmet bu balık senin için demek özellikle isterim. Biliyorsunuz bizim amacımız hep trofe balıklar. Ufak balıklarla uğraşmak istemiyoruz. Onun için de her türlü mücadele ettik. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Sen ne diyorsun? Online çok ya abi. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir sonraki aramızda görüşmeden önce abone olun diyor kanalımıza Ertuğrul. Aynı zamanda Facebook ve Instagram sayfalarımıza sizleri davet ediyoruz dostlar. Bildirimlerimizi de açalım. Bizden gelecek yeni videolardan haberdar olun. Evet, bir sonraki merhabımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bay bay.